Geldi Zemriye'nin mutfağına, bugünkü menümüzde patatesli çıtır çıtır börek yapacağım sevgili takipçilerim. Malzemelerimiz şimdi. Malzeme olarak bir şey yok. 1,5 bardak suyumuz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Azıcık da bir çay kaşığından biraz daha az kabartma tozumuz var. Siz katmayabilirsiniz kabartma tozu. Burada da 4 bardak unumuz var. Şimdi tasımızı alalım. Ellerime de önceden su geçirmişim. Hepsi ılık, sütümüz, suyumuz ılık. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tuzumuzu da döküyorum. Bunu da şeyin üzerinde, unumuzun üzerinden dökeceğim kabartma tozunu. Çok az bir kabartma tozu, fazla yoktur. Yani siz dökmeyebilirsiniz. Ben döktüm. Asıl kabartma tozu maya karışmıyor ama ben katıyorum. Maya yok, sadece kabartma tozu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim, unumuzu dökelim, lütfen kontrollü ekleyelim. Kabartma tozunu da üzerinden dökelim. Çok az yani. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim, spatula ile karıştıralım. Ona göre de değişebilir. Yoğurdum sevgili takipçilerim. Şimdi bunu güzel bir burada hazırlayacağım. Ondan sonra bez alırken görüşürüz. Şimdi bunları bezelere ayırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ayırıyorum. Güzelce bir beze yapalım bunları. Bezeleri yaptıktan sonra görüşürüz. Şimdi bezelerimizi alıyorum. Küçük küçük beze alıyorum. Hepsini aynı bir kararda alıyorum. Tereyağı ve sıvı yağ karışımı, fazla bir şey yok. Şöyle tabağımızı bir şey yapalım, yağlayalım. Şöyle. Bezelerimizi aldım. Şimdi açmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Servis tabağı boyunda açacağım sevgili takipçilerim. Fazla iri açmayacağım. Hamurumuz sert. Fazla da yumuşak değil. Sert hamur. Şimdi birincisini açtım. Şöyle kenara alacağım. Diğerlerini de açacağım. Hepsini aynı işlemi yapacağım. Şöyle kenara alalım. Sevgili takipçilerim, hepsini aynı işlemi yapacağım. Açtıktan sonra da görüşürüz. Şimdi hepsini açtım. Servis tabağına. Şu kapıyı tüm ses gelmesin. Hepsini açtım. Servis tabağını da yağladım. Şimdi bunları da yağlayacağım.
Hepsine aynı işlemi yapacağım. Yağladıktan sonra görüşürüz sevgili takipçilerim. Şimdi hepsini yağladım üst üste. Sadece üzerindekini yağlamıyorum. Naylonun içine koyacağım yumuşak yapışmasın diye. Üzerindekini yağlamıyorum. Şimdi poşetin içine koydum. Şöyle dursun 15 dakika kadar duracak. Ben de malzemesini hazırlayacağım. Hazırlarken görüşürüz. Şimdi 4 tane de iri patatesimiz var. Önceden haşlamışım. Bunları da şöyle bir 4 duva keselim. Bunları şey yapacağım. Ezeceğim bunları. Patatesleri. Çünkü iri olduğu için şöyle bir 4 duva keselim. Şimdi bunları ezeceğim sevgili takipçilerim. Ezdikten sonra da görüşürüz. Şöyle ezelim. Şimdi ezdim sevgili takipçilerim patatesimizi. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar kırmızı biber döküyorum içine. Yani bir çay kaşığı kadar döktüm sevgili takipçilerim. Bir çay kaşığı da bir karabiber de dökelim. Bir çay kaşığı da karabiber döküyorum. Şimdi tuzumuzu da dökelim. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz dökeceğim. Ahmet diye fazla, babaanne diye siz çok tuzsuz yapıyorsunuz. Ahmet'e sebep biraz fazla attım. Siz bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Şimdi yaparken görüşürüz. Bunu halledeyim. Şimdi 4 yemek kaşığı da sıvı yağ koyacağım içine sevgili takipçilerim. Şimdi 4 yemek kaşığı da sıvı yağ koyuyorum içine. 2 3 Bu da olsun 4 kaşık az oluyor. 4 yemek kaşığı da sıvı yağ koydum içerisine. Şimdi karıştırıyorum sevgili takipçilerim. 15 dakika tamam oldu mu? Ondan sonra görüşürüz. 15 dakika sonra sizinle görüşürüz. Daha hele o 10 dakika oldu, 5 dakika. 10 dakika sonra görüşürüz. Şimdi 15 dakikanın arkasından birazcık masamıza sıvı yağ koyacağım. Şöyle birazcık sıvı yağ koyalım. Buradan da pek kokuyor. Şimdi 15 dakikanın arkasından yuhamızı alıyoruz, kaşıklarımızı. Şimdi böyle ölçelim. Şöyle. Daha iyi şey olmamış yani. Şöyle açtım sevgili takipçilerim. Şöyle güzelce. Şimdi patatesimizi koyuyorum. Şimdi böyle atıyorum.
Şöyle hafifçe duruyorum. Şimdi bunu tepsimizin içine alıyorum. Şöyle oldu sevgili takipçilerim. Şimdi bunu kenara alıyorum. Öbürlerini de aynı işlemi onlara da yapacağım. Bir tane daha gösteririm. Ondan sonra ayrı yaparız. Şimdi şöyle yine alıyorum. Aynısını üzerine takıyorum. Fazla beklemedik de ondan biraz zor açılıyor. Hani çabucak yapak diye fazla beklemedim. 10 dakika zor durdurdum. Asıl yarım saat durması lazım. Ben 10 dakika, 15 dakika bile olmadı. Şimdi bunu da aynı onun gibi yapıyorum. Şöyle. Bol patatesli güzel. Aynı bunu da onun gibi böyle üzerine atıyorum. Hepsini koyalım. Şimdi hepsini yaptıktan sonra görüşürüz sevgili takipçilerim. Çok muhteşem oldu. Çok güzel oldular. Şimdi sonuncusunu yapıyorum sevgili takipçilerim. Emine Sultan, Efendim. bu yemeğin ismi ne? Bunun patatesli börek. Çıtır çıtır bir börek Ahmet. Senin için yaptım bunu. Acıktın mı? Hep acık yersin Ahmet. Hiç şey kalmıyorsun. Babaanne, Tok kalmıyorsun. Hep acık yersin Ahmet ben sen. nedense hep patatesli videolarda burada oluyorum, neden? E sen şeyliğe de şansına tabii ki patates oluyor Ahmet sana. Biraz Ahmet sen de konuş videoları. Nasıl konuşalım Emre Sultan? Niye? Hasta hoş değilsin Ahmet. Yo. Evet konuşacaksın işte hani sevgili takipçilerim şöyle yapın böyle yapın diyeceğim. Like Arkadaşlar atmayı kanala abone unutmayın. olup like atmayın. Like atmayı unutmayın. Emniyet Sultan'ın kanalı düşüşlerde. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bir de beğendikten sonra hype atın. Videoyu paylaşın. Hype'i de çok atmayırlar. Yani neden atmayırsalar ya da Bence çok beceremiyorlar. yok öne çıkmasın diye videolar atmayırlar. Yok, beceremiyorlar dedim. Becermesi Ahmet. Herkes, ben bu yaşımda beceriyorum da onlar becermez mi gençler? Durdum. Şimdi hepsini yaptım, bitirdim sevgili takipçilerim. Yumurtasını süreceğim. Yumurtanın içine de bir çay kaşığı ile pekmez kattım. Şimdi yumurtasını sürdüm mü fırına verirken görüşürüz. Şimdi üzerine de hafifçe de birer çörek koyuyorum. Leziz mi yapıyor babanın Çok çörek? lezzetli, çok güzel, lezzetli. Çörek otunun yerine sende susam yok mu? Susam bulamadım susamı var idi da nereye koyduysam o yüzden ben de çörek otu koyuyorum. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu sevgili takipçilerim. Piştikten sonra da görüşürüz. Şimdi böreklerimiz pişti sevgili takipçilerim. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Böreklerimiz servise hazırdı. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hype atmayı da unutmayın. Sevgili takipçilerim hoşça kalın, hoşça kalın. Emriye'nin mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun.